Hissediyorum zaten. Sen anlamıyorsun beni. Yani seni dinleseydim, o adamın gerçek yüzünü görseydim olmayacaktı bunların hiçbiri. Yok yani hani sen şimdi babası falan deyince herhalde durumun ciddiyetine farkında değilsin diye düşündüm ben de. O yüzden öyle dedim. Ya yok olur mu öyle şey? Ya ben adamın öz çocuğu, ona zarar vermez demek istedim. Zaten Zeynep onların elinde. Çok canım sıkılıyor. Onu almamız lazım ama işte yasal yollardan. Yavrum ben de gidip silahlı çatışmaya girmeyecektim herhalde Ömer'le. Ne olur yani Allah Allah. Ya tamam da... Ya adamı bir yakalatalım. Ondan sonra yasal yollarla alacağız davacı. Velayetini alacağız yani Zeynep'in, tamam mı? Tamam. Tamam söz, merak etme, bekleyeceğim. Daha önce de söz verdin. Bırakmamışsın adamın peşini. Ya Cemil değil de sen vurulsaydın? Ha, ya Tufan abi vurulsaydı, ben buna kızıyorum. Bir noktayı düzelteceğim, izin ver. Cemil'in vurulması kendi salaklığı. Ben gittim ona da anlattım aynı şekilde, o da dinlemedi senin gibi. Hem ben peşini bıraksaydım buralara varamazdık biliyorsun. Tamam haklısın, sen üstüne düşeni yaptın, bundan sonrasını bırakıyorsun, tamam mı? Yavrum tamam dedim mi yeter, tamam anladım. Orada ben de özür dilerim senden. Ben senin hislerine güvenmedim, dinlemedim seni. Oh, ne olsun sana, aferin. Adam gibi özür dileyeceksin böyle, süper. Hep ben mi özür dileyeceğim ya? Büyük şu an onu kabul ediyorsun, o da bana yetiyor. Allah Allah. Sanki hep sen özür diliyorsun yani, bu da... Ne oldu? Zeynep adamla benimle danışıyordu. Bak gel çocuk.